yaylaların sisi olsam da, sisi olsam da, karışsam dumanlara. Mart sonu. Karadeniz bölgesinin yüksek dağları hala kar altında. Güneş her gün biraz daha ısıtıyor. Doğa uyanmaya başlıyor. Uyananlar arasında Türkiye'nin karada yaşayan en büyük memeli hayvanı da var. Ursus arctos. Boz ayı. Kış uykusu sona erdi. Henüz birkaç aylık olan yavrular yeni bir dünyayı keşfetmeye hazır. Belki farkında olmayacaklar ama yaz boyunca yaşadıkları yerlerde anlatılan öykülerin başrolünde hep onlar olacak. Ama bu yalnızca ayıların öyküsü değil. Diğer roller de var. Ben nereden gidersem bir ayı görüyorum. Hey dur bakayım dur falan dedim mi durur. Aynı insan gibi buraya çıkıp bu şekilde. Ayılar insanların olduğu yerlere geliyorlar. Böyle kalkıyor geri iki ayaklarının üzerine. Böylece adamı saldırırken böyle gülüyor. Bir daha sen ol o ayının karşısına çıkma. Devletimiz ayıya sahip çıkıyorsa bize de sahip çıkacak. Ya ayılar kalacak ya biz gideceğiz. Çare yok da. Ayı vermese paranı onları kim savunuyorsa onlardan alacak. Ah yavrum, Allah'ın mısırım var dedi, hiç bırakmadı. Onlar bir gece mahvediye gidiyor, 10 senedir de hiçbir mahsul almadık orada. Aha burada neymiş, aha burada lan, aha burada. Bir anda yukarıdan bir taş yuvarlandı tıngır mıngır. Oh dedim, ayıymış. Bu hadise saat kaçta oldu? Kaç tane balık var dedi. Ay. Gelip benim arılarımı yiyeceğine çayda gittin balığı yesin. Sanki 40 kişiden dayak yemiş gibi bir halim vardı. Cihan çabuk gel, ayı tuttum. Hadi, ayı tuttum çabuk gel ona. Ayı tuttum. Ayılar sevinir mi ya? Ayı sevinir mi yani? Gel yer seni yer o ayı sevinir mi yani? Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz bölgesinde ilkbahar. Nisan ve Mayıs ayları, çiçeklerin ve taze otların en bol olduğu, derelerin en güçlü aktığı dönem. Burası, Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinden biri. Bu bolluğu ve mevsimin taze otlarını değerlendirenlerden biri de, Artvin'in Şavşat ilçesindeki bu boz ayı. Kış uykusu sırasında vücut ağırlığının neredeyse %40'ını kaybettiği için bu dönemde iyi beslenerek güç kazanması çok önemli. Boz ayılar Türkiye'nin her bölgesinde görülebiliyor ama en yoğun olarak yaşadıkları yerler Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri. Türkiye'de yaşayan tek ayı türü olan boz ayılar dünyadaki 8 ayı türünden biri. Türkiye'deki sayıları yaklaşık 3000 olarak tahmin ediliyor. Şavşat'ın bir başka bölgesinde yaşayan bu ayının işi zor. Onun önemli bir sorumluluğu var. Kış uykusu sırasında yemeyen, içmeyen ve dışkılamayan ayılar, yavrularını bu dönemde kış aylarının en soğuk günlerinde dünyaya getiriyor. Yavruların yalnızca yarım kilo ağırlığında doğduğuna inanmak güç. 3 ay içinde 15 kiloya ulaşabiliyorlar. Yeni yavrulamış ayılar, kış uykusuna yattıkları ini erkek ayılara göre daha geç terk ediyor. Böylece yavrular, anneye ayak uydurabilecek kadar güçleniyor. Onlardan çok da uzakta olmayan bir kayalık.
Burada yatan çengel boynuzlu dağ keçisini fark etmek neredeyse olanaksız. Kamuflaj en etkili savunma. Çoğunlukla sarp kayalıklarda zaman geçiren bu tür, kolay bir av olmasa da bozayılara yem olabilir. Bu yüzden her zaman tetikte. Anne ayı da dikkatli. Yaşam alanı diğer ayılarınkiyle kesişebilir. Her ayının yaşadığı belli bir bölge var. Erkek ayılar dişilere göre daha büyük alanlara gereksinim duyuyor. Yalnız yaşasalar da birçok ayı aynı bölgeyi paylaşabiliyor. Anne ayının henüz çok küçük olan yavrularını hem diğer ayılardan hem de insanlardan koruması gerekiyor. Gündüzleri gözlerden uzak, zor ulaşılan bölgelerde zaman geçiriyorlar. Yavrular 2-3 yıl boyunca annelerinin yanında olacak ve ondan hayatta kalmanın yollarını öğrenecek. Bozayıların ve insanların aynı yaşam alanını paylaştığı bölgelerde karşılaşmalar kaçınılmaz. Yalnızca orman içleri değil, tarlalar, bahçeler ve yollar da olası karşılaşma yerleri. Aslında ayılar insanlardan, insanlar da ayılardan çekiniyor. Her iki tarafta birbirinin yoluna çıkmamaya özen gösteriyor. Olabilecek ani karşılaşmalarsa en tehlikelisi. Ama her zaman değil. Karadeniz bölgesinin insanları, ayıları çok yakından tanıyor. Ben bu yaylanın bekçisiydim. Yaylayı beklemeye gördüm, iyi bir atım vardı. Gelirken yaylanın at tabanına geldiğimde at sahibi baktı, baktım bir ayı. Ayı da o kadar güzel ki ha. Dedim çok da güzelsin. Yavruların da var. Acıdım seni, vuracaktım vurmuyorum dedim. O da falan etti. Al bunları götür dedim de dedi. Yavrular indi. Öyle fazla gitmedi. 20-30 metre gidiyor. Diyor. Alıyor bana teşekkür ediyor. Gülüyor. Ben de çok sevdim. Ne güzelsin falan. Hoşuma gitti. O kadar da güzel bir ayıydı. Sarı bir ayı ama ne güzeldi. Bağıran şeyi neyin sesi olduğunu anlamakta tereddüt ettim ama böyle insanın içini ürperten bir ses. Bu dağın başında bağıran, bize itiraz eden nedir diye korku yaşadım orada. Atakan dedi ki, amca bize kim sövüyor dedi ya. Bir anda yukarıdan bir taş yuvarlandı tıngır mıngır. Oh dedim, ayıymış. Döndü bana, böyle iki ayağı üstünde durdu. Böyle böbürlenerek hava yaptı bana, daha doğrusu büyük bir sesle bağırtarak. Taşın üstünde oturmuş böyle. Kulağı kaşınıyor muydu? Ne ediyordu bilmiyorum. Pıt 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 böyle vuruyordu. Bam 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 biz yaptı. Bana doğru böyle geldi yürüyerek. Dedim gel beni yer, ağaca çıkamam. Ağaca çıksan o da geliyor peşimde. Bir odun kestim. Bağırmayla hayla mağla gene gittim. Ben korkmam. Ben de korktum tabii. Küreğimi böyle tuttum havaya. Dedim gelme. Daha doğrusu gelmedi, devam etti. Saldırmadı falan. Çünkü ona zarar vermediğim için saldırmadı. Nasıl bağırıyor? Rezil oldu bak. Ya bir şey olmaz ha. Bir şey olmaz. Mesela böyle kalkıyor böyle. Adamı saldırırken böyle gülüyor. Böyle de yapıyor. Hızlı sesleri böyle yapıyor. Saldırırken böyle ayağa kalkıyor. Gel git tarafını atar bir tarafa öyle. Anladın mı? Ama kaya rastlarına çıkamıyor. Geriye toprak atıyor ki gelmeyin. Taş atıyor. Ondan sonra gidiyor hayvan işte. Ayıların insan yerleşimleri çevresindeki trafiğini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Fena değil. Doğa Derneği'nin 2006 yılından beri yürüttüğü Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi de bunlardan biri. Ayıların olası geçiş yolları üzerine fotokapanlar yerleştiriliyor. Bir ay önce bıraktığımız fotokapanları kontrole geldik. Şimdi bunları başka farklı makinalarla değiştireceğiz. Koruyucu bir kutu ve onun içinde bir hareket algılayıcısının bağlı olduğu fotoğraf makinesinden oluşuyor. Ama hareketi algıladığında fotoğraf çeken bu sistem, bölgedeki bozayı popülasyonu ile ilgili veriler elde edilmesini sağlayacak. Şimdi şöyle oldu. Tamam. Sonuçlar merakla bekleniyor. Şavşat'ta yaşayan bir ayı ailesi daha. Onlar şimdilik insanlardan uzak. Anne ayı karnını doyurmakla meşgul. Bozayılar çoğunlukla bitkisel, kimi zaman da hayvansal gıdalarla besleniyor. Bahar aylarında tükettikleri besinlense bitki ağırlıklı. Anne ve yavrular arasındaki bağın en güçlü olduğu dönem, yavruların yaşadığı ilk iki mevsim, ilkbahar ve yaz. Bu süre içinde aile sürekli birlikte hareket ediyor. Yavrular karınlarını doyurmak ve korunmak için anneye bağımlı. Şimdilik güvendeler ama beslenmek için taze otların bulunduğu, daha sıcak olan alçak bölgelere gitmeleri gerekiyor. Anne ayı çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü yiyecek arayacağı yerlerde pek de karşılaşmak istemeyeceği komşular yaşıyor. Şavşat'ın köylerinde yaşayanların amacı anne ayınınkinden çok da farklı değil. Beslenmek ve yaşamlarını sürdürmek. Genelde yalnızca kendilerine yetecek kadar ürün alıyorlar. Kışlık yiyeceklerini çıkarmak önemli. Artık yaz boyunca uzun saatler tarlada çalışma zamanı. Çoğunlukla mısır ve fasulye ekilen tarlaların bakımı büyük emek gerektiriyor. Genç nüfusun çoğu büyük şehirlere göç ettiği için kas gücü gerektiren bu zorlu işi de yaşlılar yapıyor. Gün boyu onların adım attığı yerler, geceleri de boş kalmayacak. Karadeniz bölgesinde ayıların ve insanların yolları kesişiyor. Çoğu zaman gündüzler insanlara, gecelerse ayılara ait. Farklı saatlerde, aynı yerde. Bu atış talimi bir ayı vurmak için. Ama uyuşturucu tüfekle. Doğa Derneği'nin yürüttüğü proje kapsamında hedef, 2008-2009 yılları içinde 5 ayının yakalanması ve bu ayılara GPS, yani küresel yer belirleme sistemi ve radyo vericili tasmalar takılması. Proje, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde Dünya Hayvanları Koruma Derneği'nin desteğiyle yürütülüyor. Yakalanan bozayıların zarar görmemesi için özel tuzaklar kuruluyor. Bu zeki hayvanların kapana yakalanması için günler, belki de haftalar boyunca beklenecek.
Bueno. Bu arada fotokapan sonuçları da geliyor. Artvin'de elde edilen yaklaşık 70 fotoğraf, ayıların insan yerleşimlerinin yakınına geldiğini gösteriyor. Bir yıllık süre içinde Karabük, Rize ve Artvin'de kurulan 32 fotokapandan çok sayıda fotoğraf elde ediliyor. Böylece boz ayılarla ilgili önemli bir veri tabanı oluşuyor. Haziran başı. Şavşat'a yaz geliyor. Yayladan geliyordum. Hava güneşliydi. Bakamadım geriye, gözlerim yaşlıydı. Bakamadım geriye, gözlerim yaşlıydı. Bakamadım geriye, gözlerim yaşlıydı. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı. Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi burası. Gür ormanlarını da yeşilliğini de buna borçlu. Burada çeşit çeşit meyve yetişiyor. Ekilen mısır ve fasulyeler birkaç ay içinde büyüyecek. Karadeniz bölgesinde ayıyla ilgili şikayetler asıl o zaman artacak. Yavru ayı yağmura pek aldırmıyor. Dikkatini çeken başka bir şey var. Merak etmek ve oyun oynamak gelişmiş bir beynin işaretleri. Aslında bu bir hayatta kalma stratejisi. Ayıların tür olarak başarılı olmasında en önemli etkenlerden biri. Yaşı ne olursa olsun her ayı bilmediği bir şeyi inceler. Görme duyuları pek güçlü olmasa da gelişmiş duyma ve koku alma duyuları sayesinde çevrelerini daha iyi keşfedebilirler. Ayılar çabuk öğrenen zeki hayvanlar. Türkiye'de yetişkin bir boz ayının ağırlığı yaklaşık 70 ile 250 kilo arasında. Alaska'da yaşayan boz ayıların ağırlığı ise 700 kiloya kadar çıkabiliyor. Erkek ayılar dişilere göre daha iri ve ağır. Bu anne ayı da oldukça iri. Yavruları ise daha çok küçük. Bu nedenle anne ayının hareketleri son derece yumuşak ve özenli. Aksi takdirde onlara zarar verebilir. Bu ayı ailesi ne kadar sevimli görünse de aslında insanların en uzak durması gereken ayılar onlar. Yavrularına şefkatle davranan anne ayı, başkalarına aynı hoşgörüyü göstermeyebilir. Yavrularının tehlikede olduğunu düşünmesi, saldırması için yeterli. Ağaca tırmanan, yüzen ve saatte 50-60 km hızla koşan ayılar, tek bir ısırık ya da pençe darbesiyle insanı kolaylıkla yaralayabilir, hatta öldürebilir. Karadeniz bölgesinde yıllar öncesinin heyecanıyla anlatılan her türden saldırı öyküsüne rastlanıyor.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Aydıncık köyü yakınlarında ormanda çalışan Ali Konuk isimli vatandaş bir ayının saldırısına uğradı. Rize'nin İkizdere ilçesinde çay toplamak için bahçeye giden 3 kadın ayı saldırısına uğradı. Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde arıcılık yapan 30 yaşındaki Hasan Kutluata, gece yarısı kovanlarına bakmaya gittiğinde kovan ve peteklerinin çevreye saçıldığını gördü. Peteklerini toplamaya çalıştığı sırada ortaya çıkan bir ayıdan kurtulmak için yaklaşık 20 metre yükseklikten atlamak zorunda kaldı Kutluata. Bu kadar yüksekten düştüm de ben acaba yaşıyor mu diye kendi kendime sordum. O arada ayı da bizi geçmiş, diğer taraftan düşmüş. Dereden yukarıya gelirken ayı karşı karşıya kaldık böyle suyun içinde. Kalktı ayağı, elini açtı bana. Başladı beyler bir şeyler konuştu, yalvardı, yalvardı. İnsan gibi yalvardı bana, el açtı. Ben heyecanlandım, anlamadım onu ama sonunda hayvanı yaraladıktan sonra o işler ancak aklıma geldi. Ancak aklıma geldi. Evet. Bu hayvan bize yalvardı. Benimki aldı da ama şey yaptı, buradanki yakaladı da attı böyle de bindi üzerime. O zaman dedim ki bu ait. Başka bir şey bilmem daha. Bağırmaya başladım, sesim duşmadı yani. O çocuk esitti, İsmail amca da ne oldu dedim. Ben de dedim ki ay tuttu beni dedim. Geldi, kurtardı beni. O olmasaydı beni yiyecekti. Burayı 10 eliyle tuttu. Bir salladı beni buradan. Burada bir tırnak izi var burada. Burada izleri var. Delik var burada içeri doğru. Sonra ondan sonra tekrar yine bana doğru geldi. Orada bir tutup salladıktan sonra geldi. Bu sefer suratımı dişleyecekti. Suratımı ısırmasın diye elimi ağzına soktum. Hayvan geldi, geldi bana yaklaştı. Ben de silahı dayattım böyle. Tam kulakların arasına buraya. Hayvan böyle sildi böyle, hiç canlanmıyor böyle. Silah indi buraya kulakların arasına. Tetiği çektim ki. Tak. Silahta bir şey yok. Patlamadı. Silah patlamadı. Suyun içerisinde bir taş buldum. Bu elimle taşı aldım ve ayının gözüne ve kafasına vurmaya çalıştım. O esnada elimi bir çare kurtardım. Ve sudan aşağıya yüzmeyle kaçmaya çalıştım. O orada şaşırdı beni ararken, ben sudan aşağıya kaçtım. Kurtuldum. Neyse ben yana yana böyle çıktım. Kenara ayının altından kurtarmak üzereydim. Baktım bir arkadaşımı tuttu böyle. Sanla diyor bana aşağıda benim şu bacağımı. Şuradan böyle aldı. Yemeğe? Buradan iki elle tuttu. Burayı aldı ağzına. Şimdi gittim. Bakarım. Ya mal darmadağın olmuş ortada duruyor. Ay var da süt gibi ay. Cunuz gibi görüyorum. Durmuş orada çeçi. Tutmuş çeçi bağırıyor. Bu şimdi. Ha böyle de. Ulan ben de gittim arkaya buna. Dayattım. Çakayırım, geri bakayım. Çakayırım, geri bakayım. Ola dedim ki ilk senede bir yaranacağıydım dedim. Vurdum, taktarak gittim. Andere oğlum. Cihan dedim, çabuk dedim, silahı al gel dedim. Yanacağı getir dedim. O arada ayı dur, yürü dedim. Buradan abiyle verelim. Nasıl sapladıysa, abiyle bu şekil. Yandan götürmeye başladı. Ayakta gidiyor. Aldı ayak. Arkasına beni. Arkasına. Arkasına aldı götürüyor böyle. Ya diyorum ki ısırmasın da. Ayı ısırmasın da götürmesi bir şey değil. Bir çektim aşağı. Çekmemilen yere bir vurdu keçi. Bu başımdan bir buk. Bukince arkadaş ben çutuk vurdu dedim. Yıkıldım. Da bayır az bayır var böyle meyil. Bindi üstüme ki on elini tuttum. On elini tuttum. Bağırıyor. Bu zaten meşotmanımı tuttu çekti. Ben anadan doğma. Çıkardı beni. Anadan doğmayım ya. Ben alttayım tutmuşum. Sen şimdi sabahleyin bir dakika. Ya, bana, bir dakika. Hadi bir dakika. Sabahleyin sen gidiyorsun balığa. Sabah sifteyi anlat sen bana şimdi. Ben de anlatmayayım o zaman. Ama anlatayım ama bir dakika. Gidiyorsun sabahleyin. Baloya gittin. Saat kaçta gittin? Beni konuşturuyoruz ya kızlar yine. Orada sabahleyin kaçta gittin? Bu hadise saat kaçta oldu? Kaç tane balık var dedi. En son bayılmıştım ben. Son noktaya geldim. Bayılmıştım. Canım yetmiş.
Böyle işte kendime yaldım ki beni böyle toplamış hayvan çıkmış üzerime, üzerime oturmuş. Tam kulağını ağzıma getirmiş böyle. Böyle havayla yapmış, nefesimi dinliyor böyle. Yani o arada hiç canlanmasam, gözlerimi açmasam ben de bu yaralarım var idi, bu boğazımdan yukarı hiçbir şey yok idi. Yaram filan yok idi. O arada ben gözlerimi açtım, tabi ayı üzerim de çıkmış. Dedim herhalde beni bu parçalayacak, hiç olmazsa bu kolumu yesin. Bu kolumu böyle yaptım. Bu kolumdan da almadı, tutmadı bu kolumdan. Ağzını almadı, bu kolumu tuttu tekrar açınca kafamı ağzına aldı. Komple kafamı bu sifetimden, böyle bu tarafımdan alınca kafamı komple böyle buradan aldı ağzına. Böyle bir sıktı çenelerini. İşte o da bir şeyden baktım, bir kıt 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 bu çenelerim, dişlerim kırıldı. Onu duydum yani. Bağırıyor da bir sesi yerde, bir sesi yoktu. Ben de bırakmıyorum. Bıraksam zaten beni basacak yere. O çağıl var bir arada, parça para etmiş. Bir tarafımı budadı, bura bu. Bak bu kulak, buralarımı hep. Aa baksana ya, görsene ya, yara hep de bak. Hep, hep izler de vurmuş. Kulak da yıprak. Koptu diyorlardı, iyi diktiler temel hikayesi. Bu kulak zaten dikene kadar eldum ya. Doktor diyor ki ya ne oğlum diyor. Ayıyla şey oldun diyor da bu ne ne. Eldum bu. O kadar acıyor bu dikiş. Ben sana şimdi anlamadım. Tamam dur da bir anlatayım. Soruyu bak. Aşır açtım aşır açtım. Ya şimdi dur bir anlatayım. Dur Allah'ın izniyle. Ya sen şimdi bana. Tabi estağfurullah. Süleyman'ı anlatıyor. Yalan konuşma da o konuda. Yalan konuşmuyorum. Sen mahkemeye şahitlik versen 50 sene mahkemeye gidersen Allah. Senin ifaden birbirini tutmuyor. Ya karşılıyor. Bir öyle bir öyle. Unuttu da ne yaptın kusura bakma. Unutmadım yani doğrusunu anlatayım demek istiyorum. Ömrümün sonuna kadar o hayali ben yaşıyorum. Çünkü neden yaşıyorum? Bir hayvan yani bir insanoğlundan mesela çekinip korkunca ayağı kalktı bana eleşti elimde silah. Yani bana bir fırsat düşmüş hayvanda fırsat yok. Bana sıkılmış elini dokunma açtı. Dokunma bana değil mi dokunma bana. Elini açtı. Mesela bana diyor ki beni vurma, böyle ellama, benim yaşantım var, hayatımı devam ettireyim işte. Burada bir fırsat değerlendiriyorsun kendin ama ilerisi sana iyi değil. Ben dinlemedim yani o hayali devamlı hatırıma geliyor. Ayıları görünce o hayali aklıma geliyor yani. Şavşat'ta yeni bir gün. Tuzaklar kurulalı tam 3 hafta oldu. Ve bu sabaha karşı bir ayı yakalandı. Gerekli ölçümler hızla yapılıyor, kan örnekleri alınıyor. Ayı yaklaşık 45 dakika uyuşturucu ilacın etkisinde kalacak. GPS'li tasma takıldıktan sonra bir yıl boyunca bu ayının tüm hareketleri günün 24 saati kaydedilecek. Bu sürenin sonunda tasma otomatik bir mekanizmayla kendiliğinden düşecek. Bu şekilde 4 ayıya daha takılan tasmalar, farklı bölgelerdeki ayıların mevsimsel ve günlük hareketlerinin beslenme, üreme ve kış uykusu alanlarının belirlenmesini sağlayacak. Bu veriler daha sonra yorumlanarak ayıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve ayı kaynaklı zararların önlenmesi gibi çalışmalara rehberlik edecek. Yapılan bir diğer çalışmada boz ayıyla aynı bölgelerde yaşayan çocukları bilinçlendirme etkinlikleri. Kastamonu'nun Azdava ilçesindeki bu anaokulunda çocuklar çeşitli oyunlarla ayıları tanıyor. Gelecekte boz ayılarla ilgili kararları belki de onlar verecek. Oynayarak öğrenenler yalnızca onlar değil.
Şavşat'ta da benzer bir eğitim devam ediyor. Bu anne ayının tam 3 yavrusu var. Onlara hayatta kalmak için bilmeleri gereken her şeyi öğretmek zorunda. Ayılar bir batında en fazla 4, çoğunlukla 2 ya da 3 yavru dünyaya getiriyor. Yavruları büyütme işi tümüyle anneye ait. Erkek ve dişi bozayılar Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki çiftleşme döneminde bir araya geliyor. Bozayılar çok eşli. Bu yavruların hepsinin babası farklı olabilir. Anne ayı, yavrular en fazla 2,5 yaşına gelene kadar çiftleşmeyecek ve erkek ayılardan uzak duracak. Ayıların insan dışında doğal düşmanı yok. Doğada 25-30 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ancak ilk yıllar onlar için çok önemli. Açlık, hastalık, kaza, diğer ayıların ya da yırtıcı hayvanların saldırısı gibi nedenlerle yavru ayıların neredeyse yarısı 1 yaşından önce ölüyor. Bu 3 yavruysa şimdilik zorlu bir bölgeyle başa çıkmaya çalışıyor. Bu arada ayılarla ilgili şikayetler de giderek artıyor. Çünkü meyveler olgunlaştı, ekinler büyüdü. Zarar, baksana meyve, meyveye baksana ne etmiş, bak çekmiş üstüne dalini malini kırmış. Hep. Ha, bak şu adam, bu kaç seneye bu adam emek etmiş, bak. Baksana kiraz ne olmuş, artık meyveden çekmiş. Daha bu bunu her daim için böyle yaptıktan sonra birkaç sene sonra ne olacak artık? Biz dışarı çıkamayacağız kaç sene sonra, daha bitti artık. Netice biz artık o sandıklı işte. Daha biz boş çalışıyoruz artık, daha bizim emekimiz boş. Ayılarla ilgili her zaman derdimiz var. Bahçemize de giriyor, bostana da giriyor, ağaca da çıkıyor, kapıya da geliyor, pencerenin dibine. Hepten geliyor kapıya kadar, hiç elimizi uzatamıyoruz. Onları dikiyorsun öyle, orada bahçemiz bizim 40 senelik dikilmiş orada. Onları bir geceye mahvediyor gidiyor, 10 senedir de hiçbir mahsul almadık orada. Ayağa kalktığında boyu 2,5 metreye yaklaşan ayılar pek engel tanımıyor. Ayılarla ilgili çok sayıda şikayet var. 2000-2009 yılları arasında resmi kayıtlara geçen ve basında yer alan olay sayısı 400'den fazla. Bunların %50'si meyve bahçesi ve tarlalara, %25'i arı kovanlarına, %15'i ise evcil hayvan sürülerine verilen zararla ilgili. Ben mezarada koyun otlatıyordum da bir de baktım ki bir şey yaptı, köpek dikti kulaklarını, o yandan sine sine geliyor ay. Bir kölgeli ağaçlardan faydalanarak geldi dedi, kuzu aldı geçti gitti. Kaçtı. Ayıdan alacaklıyım. Ayı vermese paramı, onları kim savunuyorsa onlardan alacağım. Ayı buradan aynı insan gibi buraya çıkıp bu şekilde buradan buralara basıp buradan oradan da şeye saçaktan elleriyle tutunup buralara da basıp buraya çıkmaya uğraşmış. İzleri de belli. Buraları kopartmış. Fakat ben buraları çıkamasın diyerekten sonradan bu bıtraklı telleri doladım. Artık bu sefer de bıtraklı telleri dolayınca çıkamayıncası yavruyu çıkarttı. Aşağıdan yardım edip de. Demek ki yavruya kovanlar aşağı kalk beraber yiyelim diyecek. Aa burada neymiş bak bak. Aha burada neymiş? Aha burada ne? Aha burada. Emmiş yemiş. Aha burada tasunun yerinde yemiş. Aa, ah yavrum. Allah'a da misirim var dedi, hiç bırakmadı. Hep hiç. Yedi. Hepsini yedi. Öylece yedi. Misirimiz hiç yok. Ha şimdi bir maalesef iş yok. Maalesef boş. Ha yok kızmadan olur mu? Nasıl canım yandı? Devlet ne yapsan da. Asıl plan. Onları da korusun bizi de. İnsanları
ayının aşağısına indirmesin. Biraz daha yukarıya götürsün. Biz insanız. Onlar meşedeki yaydır. Ama onların sahibi var, bizim yok. Ben onu öldürsem, bilmem kaç lira ceza var. O beni öldürse, kimse sorun yiyecek. Türkiye'de boz ayıları avlamak yasak. Ayılar 2003 yılından beri koruma altında. Av yasağı nedeniyle sayılarının arttığı iddia edilse de bunu doğrulayacak bilimsel bir veri yok. Ancak özellikle Karadeniz bölgesinde ayıyla ilgili şikayetler artınca 2007 yılında resmi izinle 6 erkek boz ayı vuruldu. Daha sonra av yasağı devam etti. Geçmişte yöre halkı ayıları postu, yağı ve insana zarar verdiğini düşündükleri için avlıyordu. Bugün yasa dışı avcılık az da olsa devam ediyor. Geçmiş avlardan kalan ayı pençeleri ise şans getirmesi için kapı üstlerinde asılı. Boz ayıların doğal yaşam alanı insan yerleşimleri değil, orman. Komşuları insanlar değil, yaban hayvanları. Ormanın derinliklerindeki küçük su birikintisine gelen Karaca onlardan biri. Hayvanlar buraya yalnızca susuzluklarını gidermek için gelmiyor. Alakarga, orman ağaç kakanı ve yaz aylarında Türkiye'ye göç eden arı şahini. Şakrak ve ondan çok da uzakta olmayan küpeli su yılanı. Genelde dere ve göl kenarlarında yaşayan bu yılan türü kendini savunmak için ölü taklidi yapabiliyor. Birçok hayvanın yararlandığı su kaynağındaki bu çeşitlilik ancak sağlıklı bir ormanda görülebilir. Karadeniz bölgesinde hala böyle ormanlar var. Ancak korunmaları için özen gösterilmesi gerekiyor. Sincap da bu zenginliğe katkıda bulunan türlerden biri. Sert kabuklu meyvelerin orman içinde taşınmasını sağlayan sincaplar ortalama 7 yıl yaşıyor. Zehirsiz olan bir başka su yılanı. Boyu neredeyse 1,5 metreye ulaşıyor. Ve atmaca ailesinin en iri yırtıcı kuşu olan çakır. Hepsi de ormanda boz ayılarla ortak bir alanı paylaşıyor. Ayılar bu türlere göre daha geniş alanlarda yaşamak ve besin aramak zorunda. Ancak ayıların yaşamı artık eskisi gibi değil. Ormanların yok edilmesiyle yaşam alanları giderek daraldı, yabani meyve ağaçları kesildi, doğal besinleri azaldı. Sınırlı kaynaklar için diğer ayılarla rekabet etmek zorunda kalınca, özellikle genç ya da yavrulu ayıların yaşamı daha da güçleşti. Ayılar mı ormandan çıktı, insanlar mı ormana yayıldı? Karadeniz bölgesi, Türkiye ormanlarının %25'ine ve ülkenin en yoğun ormanlık alanlarına sahip. Ama aynı zamanda en fazla kırsal nüfus da burada. Arazi engebeli olduğu için tarım alanları dar, yerleşimler dağınık. Hayvancılık gibi insan faaliyetleri de geniş alanlara yayılabiliyor. Büyük şehirlere olan yoğun göç ve bölge nüfusunun azalması bile insanların giderek yayılmasına engel değil. Önceden var ya, ne kirazı kırardı,
Yok idiler ki abiler bakatı. Dünyada ayıyla insanın olduğu yerlerde sorun yaşanıyor. Yani bu sorunlar sadece Türkiye'ye, sadece Artvin'e, Rize'ye has değil. Sorunlar her yerde yaşanıyor ve çözümleri var aslında. Bizim yaptığımız bu çözümlerin Artvin'e, Rize'ye ve Türkiye'ye uygun olanlarını alıp uygulamak ve bu şekilde insanlara göstererek inanmalarını sağlamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. Herhangi bir alanda ayı zararı söz konusu olduğu zaman ilk önce bakılması gereken ayı zararının engellenmesi için gerekli alanda tedbirlerin alınıp alınmadığını bir görmek gerekiyor. Alanda gerekli tedbirleri aldığınız zaman, yani mesela bu arı kovanlarının korunması ise sorun, platformlar aracılığıyla veya elektroşoklu tel sistemi ile bu yapılabiliyor. Bu uygulamaları yerine getirmeden başka çözümler aramak çok doğru değil bence. Güneş enerjisiyle çalışan sistemin verdiği elektrik akımıyla yara almayan ancak canı yanan ayılar kısa zamanda telden uzak durmayı öğreniyor. Yöre halkının da kendine göre önlemleri var. Bunların bazıları ayıların zekasını ve gücünü biraz hafife alıyor. İplere asılan CD'ler geceleri göz gibi parlayarak etkili bir önlem oluşturuyor. Orman tabanına yerleştirilen ve yalnızca korkuluklarla korunan kovanlarsa ayılar için çok kolay yem. Ama daha yaratıcı önlemler de var. Bak bu arıların etrafına böyle tel çekip bu taşları şişelere astıktan sonra bir de evin duvarına fren koydum. 15 dakikada bir şey yaptığın zaman o fren çalıyor. İsterseniz çaldırayım freni. Oğlum bilasana. Onu şey yaptığı zaman o 25-30 dakika en az yarım saat uğramıyor. Frenin sesinden kaçıyor yani bir müddet uğramıyor. Kirazı bu şekilde korumak için bu yöntemi kullanmaya başladık. Çarşıdan bir sac aldık, sıfır sac. Onu sardık. Bir kısmına insanlarımız da eski sacdan sarıyorlar. Buna çıkamıyor. Tırnakları atıp ay tırmanamıyor. Böyle koruyoruz. Biz burada tahtaları çaktık. Ayı çıkamasın diye ağaca kovanları oraya koyduk. Bir önlem aldık. O önlemi aldıktan sonra pek çıkamadı. Yöre halkının aldığı bu etkili önlemlerin kökeni aslında çok eskilere dayanıyor. Geçmiş yıllarda kovanlar ayıların kolay kolay çıkamayacağı ağaçların yüksek dallarına yerleştiriliyordu. %100 doğal balıyla son derece değerli olan kara kovanlar da bu şekilde korunuyordu. Bu uygulama günümüzde de devam ediyor ama bu zahmetli ve tehlikeli işi yapanların sayısı azalıyor. İplerle inilerek yüksek ve dik kayaların uyuklarına yerleştirilen kara kovanlarsa antik çağlara ait kalıntılar andırıyor. Ayıların bu kovanlara zarar veremeyeceği çok açık. Alınan çoğu önlem aslında gece için. Yaban hayvanları insan yerleşimlerine yaklaşmak için geceyi bekliyor. Karanlıkta gizlenmek daha kolay. İnsanlar evlerine çekilince tarlalarla bahçeler onlara kalıyor. Gece ayılar için de en güvenli zaman. Onlar yemek, insanlarsa korumak zorunda. Ayı ve insan arasındaki bitmeyen çatışmanın nedeni de bu.
İpte asılı CD'ler artık birer göz gibi. Bütün yaz tarlada emek harcayan köylüler işlerini şansa bırakmıyor. Hay hay! Oha! Hay hay! Hay hay! Hay hay! Ayılar piknik tüpüne bağlı olan ve belli aralıklarla patlayan düzeneye zamanla alışıyor. Anne ayı yine de temkinli. Bu yavrular yaklaşık 2 yaşında. İnsanların nöbet tutmadığı başka bir evin bahçesinde hem kovanlarla hem de yerdeki cevizlerle meşguller. Yavru ayı dans ediyor gibi görünse de aslında yalnızca sırtını kaşıyor. Beslenme sırasında bu tip molalar doğal. Meraklı yavru burada küçük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Çitin arkasındaki cevizlere ulaşmak çok da zor olmadı. Ayılar en fazla sonbaharda kilo alıyor. Kış uykusuna hazırlanmak için besin değeri yüksek, yağ yapan yiyecekler tüketmeleri gerekiyor. Ceviz gibi. Yalnızca ne yiyeceklerini değil, neyi ne zaman yiyeceklerini de çok iyi biliyorlar. Kışa kadar vücut ağırlıkları %30-40 artabilir. Bu ayı ailesi rahatsız edilmediği sürece sabaha kadar burada insanların hemen yanı başında beslenmeye devam edebilir. Thank you.
Doğa Derneği ekibi Şavşat'ta GPS'li tasma takılan ayılardan birini kontrol etmek için yeniden arazide. Tasmalı diğer ayılardan gelen tüm verilerin alınması için daha uzun zaman beklenmesi gerekecek. Artvin'in Şavşat ilçesinde yakaladıkları ve Delik Burun adını verdikleri ayıdan gelen verilerse bu ayının insan yerleşimlerine kesinlikle yaklaşmadığını gösteriyor. Ancak sinyallerde kuşku uyandıran bir durum var. Olayın yerinde incelenmesi gerekiyor. Bugünün tamamını Delik Burun üzerinden gelen, tasmadan gelen sinyalleri takip ederek geçirdik. Delik Burun'dan gelen verileri haritaya koyduğumuz zaman tek boyut üzerinde oldukça dar bir alanda hareket ettiğini görüyoruz Ağustos ayından beri Delik Burun'un. Fakat bugün arazi çalışması sırasında fark ettik ki arazi neredeyse %80 eğimli. Dolayısıyla hayvan dikeyde hareket etmesine rağmen o hareketi yataya harita üzerine işlediğimiz zaman çok küçük bir alanda dolaşıyormuş izlenimini alıyoruz. Şimdi tam olarak Delik Burun'un nerede olduğunu söyleyebiliyoruz. Zamanın büyük bir çoğunluğu şu gördüğümüz tepenin tam karşısında olan yamaçta geçiriyor. Buradan da aslında Delik Burun'un sinyallerini almamız mümkün. Bu duyduğumuz aslında bizden çok uzakta olmayan Delik Burun'un sinyalleri. Arazi çalışmasını bitiren ekip bölgeyi şimdilik terk ediyor. Boz ayılar ve onlarla aynı yaşam alanını paylaşan insanlar yine baş başa kaldı. Boz ayılar birçok kültürde önemli bir yere sahip. Onlara verilen çeşitli isimler var. Ormanın ruhu, yeryüzünün sahibi, ormanın bekçisi, büyük gezgin, dönüşüme uğramış insan, dört ayaklı kardeş gibi. Ayılar yarı insan olarak kabul ediliyor. Çünkü insanlar gibi ayak tabanlarına basarak yürüyor, yavrularını oturarak emziriyor, insanlarla aynı besinleri yiyor. İnanışa göre ayılar insanlar gibi sohbet eden, merak ederek dolaşan, şifalı bitkileri bildiği için iyileştirici güce sahip hayvanlar. Ama değişen dünyada onların konumu da farklılaşıyor. Boz ayılar insanların yarattığı değişimlere ayak uyduramayabilir. Ama insanlar boz ayıyla barışık bir yaşam sürmek için çözümler bulma yeteneğine sahip. Yöntemler zaten belli. Yapılması gereken tek şey bunları uygulamak. Kış başlarken boz ayılar yavaş yavaş inlerin bulunduğu bölgelere çekiliyor. Kış boyunca onlarla ilgili eski öyküler anlatılmaya devam edecek. Bir sonraki baharda yenileri ekleninceye kadar. Aldım karşıma aldım, tuttum bir tanesini. Daldım içine daldım, gökyüzü vurdu birden. Şimşek gibi gözüme, deniz patladı birden. Aldı beni içine, kayaların yosunu. Tutma tutamayırım, sardı dört bir yanımı. Atma atamayırım, dalga ile çırpınan. Ufak balıklar olsam, dolaşsam bu dünyayı. Dört bir yana yayılsam.
Müzik.